Muhammed Abduh'un yorum denemesi bu olayda çiçek hastalığıyla eşitler bunu. Bu olayı çiçek hastalığıyla açıklar. Çok ilginç. Çiçek hastalığıyla açıklamanın isabeti veya isabetsizliği ayrı bir mesele. Bu bir yorumdur zaten. Bu konularda aslında kitapçıklar da yazılmıştır. Türkiye'deki bazı bilim adamları da bu konuda böyle düşünmektedirler ve kitap yazılmıştır bu konuda. Yani sırf bu olaya ilişkin kitapçık yazılmıştır. Tayran, Hicaratin, Minsiccilin, Kâsfındaki belirsizlik. Biraz önce değinmiştim dersin başında. Bu belirsizlik, suredeki bu belirsizlikler, Tayran. Tayr ne diyeceğim? Şimdi basit Arapça bilenler kuş diyecekler. Tayyare ne? Niye Araplar uçağa tayyare derler? Tayyare kuş mu? Değil. Hayır, kuş aslında kelimenin daha sonradan kazandığı mana. Tayr uçan cisim demektir. Uçan her cisme tayr denilir. Eyvallah. Yok o ayrı. Tay, tayeye. Bu tayyara. Evet, bu ayrı. Dolayısıyla yani o aşmak anlamına geliyor oradaki tay. Buradaki ise uçan, uçmak. Onun için tayran, belirsiz, belirsizlik hakim. Yani bilemiyoruz nasıl bir şey olduğunu ama uçan bir şey var. Mikrop da uçuyor, tohumlar da uçuyor. Öyle değil mi? Efendim, kara hindibanın tohumu uçar mı? Niye üflüyorsunuz? Üflüyorsunuz, uçuyor. Zaten rüzgar getiriyor kara hindibanın tohumunu tarlanıza, unutmayın. Dolayısıyla böyle birçok şey tozda uçuyor. Hatta daha minik varlıklar uçuyor vesaire. Hicaratin, taş tipi. Taş tipi, taşa benzer ama taş değil. Minsiccilin, pişirilmiş ama bildiğiniz pişirilme değil. Başka bir şey bu. Kâsfin, bakınız. Me'kûl, ekin, yaprak aslında. Asf, yaprak demektir. Yenilmiş yaprak, yenilmiş ekin veya yenilmiş başak efendim. Ama bu bildiğiniz bir başak değil. Öyle değil mi? Zaten benzetme yapıyor. Kaf, teşbih edatı var orada. Benzetme yapıyor gibi. Yani bir sanat kullanıyor. İnsan ekine ne kadar benzer? Aslında bu bir sanat, bir benzetme. Evet. Bölgede daha önce görülmeyip ilk kez o yıl görülen çiçek hastalığından bahsediyor kaynaklarımız. İlk siyer kaynaklarından İbni İshak, çiçek hastalığı bölgede ilk defa bu olaydan sonra görüldü diyor. Bu çok önemli bir bilgi aslında. Daha önce çiçek hastalığı hiç görülmemişti diyor. Çok ilginç. Ebrehe'nin çiçekten hastalanıp ölmesi bir vaka. Farklı yazan bir kaynak yok olayı. Çünkü çok taze olay, Kur'an'ın nüzulüne, Resulullah'ın gönderilmesine, risaletle gönderilmesine çok yakın olduğu için hafızalarda çok taze. Araplar da zaten bu anlamda birbirine sözlü gelenekle aktarma geleneği de çok güçlü. Bu olay aktarılmış. Ebrehe hastalanmış ve döndükten sonra ölmüş. Daha ilginci var. Hazreti Ayşe görgü şahidi. Ben diyor çocukken diyor Mekke'de filin iki seyisinin yaşlanmış bir halde çiçekten gözleri kör olduğu halde dilenirken gördüm diyor. İlginç. Bütün bunlar, bu veriler birleştiğinde bu yorum yabana atılmayacak bir yorum. Volkanik patlama yorumu var. Bu yorumda birlikte birleştirilebilir çiçek yorumuyla. Nedir bu? Termihen bi hicaratin min siccil. Evet. Yani taş gibi, taşlaşmış veya taşa benzer, taş gibi atıyorlar efendim, attılar. Min siccil, pişirilmiş veya üzerine tescillenmiş, güdümlenmiş bir biçimde yani atıyorlardı, taşlıyorlardı, kurşunluyorlardı, vuruyorlardı. Yani ne derseniz deyin, kendi zamanınızdan da kelimelerle
anlayabilirsiniz. Evet. Volkanik püskürtü ile izah edilmiş. Bölge volkanik bir bölge mi? Evet. Kabe'nin taşları bazalttır. Taştan anlayan, kayaçlardan anlayan, birazcık anlayan bilir. Bazalt. Bazalt nasıl bir kayaçtır? Volkanik kayaçtır. Volkanlarda olur. Siyah taştır gördüğünüz gibi. Harre denilen araziler vardır. Siz Mekke'den Medine'ye eğer karayoluyla giderseniz, iki tarafınızda bazen simsiyah taşlarla tarlalar sanki döşenmiş gibi görürsünüz. Onlar da bazalttır. Altındaki o beyazlık küldür, volkan külü. Onlar da bazalttır. Dolayısıyla harreler böyle. Ömer hilafetinde Harretü Leyla denilen tepenin yara aktif hale geldiğini kaynaklar yazıyorlar. Hayır dememiz için de bir neden yok. Sadece Ömer hilafetinde olmadı. Mesela ben Mekke'ye gittiğimde Mekkeli bir belediye yetkisi beni gezdirmişti. Demişti ki bir tepenin yanına geldiğimizde şu tepenin tepesinden biz Mekke belediyesi olarak zift alıyoruz demişti. Doğal zift. Kaynıyormuş. Yani hala yarı aktif volkan. Dolayısıyla doğal zift üretiyor ve yarı aktif volkandan istifade ediyorlar, asfalta katıyorlar. Taiz meselesi. 2001 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam, eğer yanlış hatırlıyorsam içinizde bilen varsa beni düzelsin. Taiz'de bir volkan yarı aktif hale geldi. Taiz, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki bir şehri. Daha kuzeye düşüyor, kuzeyde, Ürdün'e doğru. O şehirde volkan yara aktif hale gelince, şehrin halkını, Suudi Arabistan hükümeti, Medine'deki boş hac evlerine yerleştirdi. Demek ki bölge volkan üreten bir bölge. Dolayısıyla bu ayetleri de böyle anlayanlara kulak vermek doğru olsa gerek. Yani doğru olabilir, yanlış olabilir, bu yorumlar olmayabilir de olabilir de ama bu yorumlar yabana atılmamalı.